Selamlar herkese, Hançer ben. Bugünkü oyunumuz Medieval Dynasty. Orta çağda bir delikanlı olarak sizlerle beraber maceralara atlayacağız. Hatta bir köy kuracağız, insanları çalıştıracağız, ticaret yapacağız. Yaklaşık 2 gün önce indirdim bu oyunu ve günde 10 saat oynadım, yalan söylemeyeyim. Ve bağımlı bir haldeyim şu anda. Hazır bağımlı bir şekilde oynarken bir adet video çekeyim. Sizlere de ilk izlenim videosu çerçevesinde tanıtayım istedim. New Game'den beraber sizlerle oyuna adım atacağız. Ben de bayağı konuşacağım ve bir noktada da bir yandan da oyunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Oyuna başlamadan önce ayarlarda değişiklikler yapabiliyorsunuz. Kolaylaştırmak, zorlaştırmak açısından tavsiye edeceğim şeylerden bir tanesi. Mevsim süresini 3'ten 4'e çıkarmanız biraz daha vakit tanıyor size bir şeyler inşa etmek, questler yapmak açısından. Onun dışında da sadece spesifik bu oynayış için taşıma limitimizi sınırsıza ayarlayacağım. Çünkü solucan gibi bir hızda aşırı yükten yavaş yavaş yürümek istemiyorum. Onun dışında kolaylaştırıp zorlaştırabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Daha çok experience almayı sağlayabilirsiniz. Crafting işini hızlaştırabilirsiniz, hızlandırabilirsiniz vesaire vesaire. Ben sadece bu iki ufak değişikliği yapıp sıfırdan oyuna sizlerle başlayacağım. Bir open world bir oyun, bir simülasyon oyunu aynı zamanda, inşaat oyunu aynı zamanda, combat içeriyor. Ne ararsanız var. Ve deli gibi oynuyorum 2 gündür. Şimdi baş karakterimizin hikayesini dinleyeceğiz beraber. Baş karakterimiz ailenin en büyük oğlu ve huzurlu bir hayat yaşıyor. Bir köyde tarım, hayvancılık vesaire. Fakat elbette birçok RPG'de olduğu gibi savaş oluyor, katliam oluyor. Baş karakterimiz herkesi, her şeyini kaybediyor ve köyünden sürülüyor. 18 ya da 19 yaşında karakterimiz ve amcasının hikayelerini hatırlıyor. Amcasının yaşadığı, yönettiği köye doğru yola koyuluyor. Bakalım gittiğimiz köyde amcamız, zengin tüccar amcamız bizi nasıl karşılayacak? Arada sırada quest yaptığınızda veya chapter'ları geçtiğinizde böyle çok tatlı sinematikler girecek. Ve özetleyecek hikayeyi. Mesela evlendiğimde ben öyle bir video girdi araya. Hadi bakalım. Ya ne kadar... Yani aşırı derece zevk alıyorum bu oyundan. Zaten defalarca kez söylemişimdir size diğer videolarımda da. Orta çağ oyunlarının hastasıyım ve bir daha inşaat gibi şeyler, combat gibi şeyler dahil olunca bambaşka bir hal alıyor. Birazdan köye giriş yapacağız. İlk questimiz yeni bir hayata başlamak. Haritada 3 tane tabela görüyorsunuz. Bu etraftaki köyleri gösteriyor. Biraz menüyü inceleyelim. Sol altta yeşil, kırmızı canımız, yeşil staminamız koşarken gidiyor. Mavi olan şey susuzluk. Turuncu olan şey ise açlığımız. Şahsi bir survival'ımız da var. Haritaya bakalım. Böyle bir open world haritamız var. Şu anda burada bulunuyoruz. Birkaç tane köy var etrafta. Detaylar sizi şaşırtmasın ya da şok etmesin. Çok fazla şey var menü açısından. Çünkü köy işleteceğiz, köyleri işleteceğiz. Ama en basitinden böyle birkaç tane köy var. Bunların hepsinde yerleşimler, insanlar, NPC'ler ve questler bizi bekliyor. Inventory'e girip bakacaksak yine basit elbiselerimiz, armorlarımız, quick slotlarımız. İşte zehirlenme faktörü var, sarhoşluk faktörü var, sıcaklık faktörü var. Bunların hepsini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Şu anda sadece bir adet meşalemiz, elbiselerimiz, biraz kurumuş et, biraz para, elma vesaire birazcık yemeğimiz var. Onun dışında skill pointlere gelince de aksiyonlar aldıkça mesela hayvan öldürdükçe hunting'imiz gelişecek. Tarım yaptırdıkça farming'imiz gelişecek. Ve farklı skill ağaçlarında görmüş olduğunuz gibi yetenekler kazanacağız ve oynadıkça bunlar gelişecek. Yani o yüzden oyunun başında settinglerde değişiklik yaparsanız bunları daha hızlı açabilirsiniz. Ki çok 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 uzun sürüyor bunları kasmanız. Journal'da zaten questlerinizi takip edebilirsiniz. Management ekranı işte birazdan köy kuracağız. Buradaki evleri, tarlaları, insanların çalıştıkları işleri, hayvanlarınızı ve her şeyi yönetebileceksiniz. Gerçekten bir lord gibi diyelim köy işleteceğiz. Sadece karakterimizin
Survival'ı değil bu. Bir de teknoloji var. İşte yine level atladıkça teknoloji ve itemler açacaksınız. İnşaat için mesela masalar, çitler, duvarlar vesaire. Bazıları kozmetik bunların. Bazıları da crafting itemleri. İşte healing potion yapmak için, yay yapmak için, ok yapmak için skill atlamanız ve parayla bu tarifleri açmanız, almanız gerekiyor. Yapacağımız çok fazla şey var. Knowledge panelinde de zaten detayları görebilirsiniz. İşte tarla nasıl ekilir, ateş nasıl yakılır vesaire hepsini anlatıyor. Böyle bir özet geçtikten sonra koşturarak ilk questimize gidelim arkadaşlar. Grafikler şahane. Ultra'da oynuyorum diğer bütün oyunları oynadığım gibi. Ve yani o kadar huzurlu, o kadar güzel ki anlatamam sizlere. İnsanlar böyle bu tarz oyunları oynayınca ben dahil böyle bir romantizme kapılıyor ve böyle bir ortaçağ köyünde yaşasam, işte balık tutsam, huzurlu bir şekilde yaşasam gibi hayallere kapılıyor. Ama gerçeklik bence hiç öyle değil. Bence değil, öyle değil. 30-35 sene yaşıyordu bu insanlar. Açlıktan, kıtlıktan dökülüyorlardı ve tarlalarda çok zor güneşin altında günler geçiriyorlardı. O yüzden çok da romantik olmamak lazım. Köyden içeri giriş yaptık. Burada duck, goose'larımız var, ineklerimiz var. Gördüğünüz gibi çok tatlı bir adet köydeyiz. Yukarıda da Skyrim tarzı bir imleç görüyorsunuz. Etrafımızdaki NPC'leri, quest'leri vesaire gösteriyor. Ve ilk quest'imize doğru hızlı adımlarla ilerleyelim. Seslendirme yok ne yazık ki. Hello falan diyorlar en fazla. Bu arkadaş bizim amcamızın bir arkadaşı. Ben özet geçeceğim sizlere. Amcamız vefat etmiş ne yazık ki, ailemizin diğer bireyleri gibi. Ve bu arkadaş da amcamızın kankası olduğu için hoş geldin. İşte sana toprak vereceğim. İstediğini yapabilirsin, artık özgürsün vesaire diyor. Bize birazcık yol gösterecek. Tutorial'lar gelecek, malzemeleri nasıl yerden vesaire toplayabileceğimizi söylüyor. Şimdi birazdan bir ev inşa edeceğiz ve tahtayla taş toplamamızı istiyor. Farklı farklı NPC'ler var burada. Bu arada eşyaları da çalabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Steal fonksiyonu veriyor. Ben 20 saattir oynuyor olmama rağmen hiçbir şey çalmadım. Çünkü böyle onurlu, cesur bir Lord Şövalye olmak istiyorum. O yüzden hiç hırsızlık yapmadım. Muhtemelen yapabilirsiniz çünkü aşırı değerli eşyalar var. Mesela ne var burada? Iron hoe var. Yani iron açana kadar daha copper var, wood var, stone var. Çok değerli eşyalar var ortalıkta. Deneyebilirsiniz. Sanırım gece gelip hırsızlık yapabiliyorsunuz ama işte şeyiniz düşüyor. Ne denir? Ününüz vesaire düşüyor. İşte NPC'lerle geyik yapabilirsiniz. Romance diye bir şey var. Erkek bir karaktersiniz ve yaşınıza uygun karakterlerle ve işte hepsiyle değil ama bir kısmıyla konuşup, tatlı sohbet yapıp eşiniz olmaya kadar ilerletebiliyorsunuz bu olayları. Mesela burası bar olduğu için daha çok yemekler var, biralar vesaire vesaire. Alkol var, bu tarz şeyler var, satın alabilirsiniz. Oyun boyunca ürettiğiniz her şeyi ilerideki köyünüzdeki trade yaparak paraya çevireceksiniz. Böyle de bazı köylerde campfire'lar göreceksiniz. Buradaki insanlar boş insanlar arkadaşlar. Bunları köyünüze recruit edebileceksiniz, alabileceksiniz. Yeni bir köy yaratıyorum, katılmak ister misin opsiyonuna tıkladığınızda koşturarak koşulsuz bir şekilde köyünüze katılacaklar. Ama şimdilik yapmıyorum çünkü bir yandan gevezelik yaparken tahta ve taş toplayacağım şuradan. Yapmıyorum çünkü köylü aldığınızda su ihtiyaçları oluyor bu insanların. Yemek ihtiyaçları oluyor ve ısınmak için tahta gibi ihtiyaçları oluyor. Bunları karşılayamadığınız takdirde moralleri dibe vuruyor. O yüzden öncelikle bir de konaklama da gerekiyor. Bütün evlerini biz inşa edeceğiz arkadaşlar. Bütün köyü biz inşa edeceğiz aslında. O yüzden 10 tane tahta topladım, biraz taş topladım ve ilk ekipmanımızı yapacağız. Bunları anlatma bana. Q'ya bastığınızda inşaat menüsü geliyor. Öncelikle işte neler var? İnşaat için çekiç var, ağaç kesmek için balta var, kazmak için vesaire, taş çıkarmak için pickaxe, bıçak var, hayvanları yolmak için mızrak var, meşale, tarım yapmak için bir alet var, yakacak otun vesaire vesaire. Ben şimdilik bir tane 4 saniye sürüyor, bekleyeceksiniz. Craftlamak vakit alıyor arkadaşlar. Baltamızı aldık. Ben ağaç keserken gevezeliğe devam edeyim.
Craftlamak vakit alıyor. Mesela 30 tane balta yapacaksanız 2-3 dakika craftlıyor. O yüzden oyunun başında bu ayarları birazcık hızlandırabilirsiniz. Yani ne kadar gerçekçi olması ne istiyorsanız o şekilde açıkçası ayarlayabilirsiniz oyunu. Ya 10 saat oynadıysam, 20 saat oynadıysam 5 saati ağaç kesmeye gitti bu arada, itiraf edebilirim. Ama huzurlu bir yanı var açıkçası. Ağaç kesmenin baydırtmadı beni. Kökleri kalıyor ağaçların, birkaç mevsim sonra tekrardan uyuyor. Uyuyor ne demek ya, uzuyorlar. Eğer kürekle kazarsanız köklerini uzamıyorlar. İleride köy kuracağımız için estetik açıdan nasıl durmasını istiyorsanız ona göre ağaçları kesip biçebilirsiniz. Birazdan ev inşa edeceğiz. O yüzden ağaç kesmemizi istiyor. O yüzden staminamız gitti gördüğünüz gibi. Ve nefes nefese kaldı karakter. Onu bile ayarlayabiliyorsunuz sanırım. Nefes almasını kapatabiliyorsunuz. Ama sıkıntı yok. Nefes almasından rahatsız olmuyorum. Bir tane daha ağaç kesmem gerekiyor. Dediğim gibi teknoloji olduğu için ileride daha iyi baltalar yaparsanız copper'dı, iron'dı 2-3 vuruşta indirebiliyorsunuz. Biraz daha hızlandırabiliyorsunuz bu süreci. Ağaçları kestik. Şimdi straw bulacağız. Onu da göstereyim. Ben internetten bakmam gerekmişti. Bulamamıştım çünkü. Kamış bildiğiniz. Deniz kenarında yetişiyor. Üstünde de reed yazıyor. Straw yazmıyor aslında. Bundan da hızlı bir şekilde 32 tane toplayacağız. Ve bunları toplarken de experience alıyorsunuz bu arada. Sağda solda yazmıyor kaç experience geldi ama işte toplayıcılık kısmında mesela experience kazanıyorum ben şu anda. Ve level atlama ihtimalim var yetenekler açmak açısından. O yüzden yaptığınız her aksiyon aslında size experience getiriyor. Hazır. Şimdi çekiç yapacağız bir tane. Ve inşaata koyulacağız. Evet, çekicimiz de hazır. Inventory'den inşaatı anlatma biliyorum. Inventory'den şuradan çekici alıp ikiye yapıştırıyoruz. Ve inşaata başlayabiliriz. Ev yapmamı istiyor. İnşaat menüsünü de göstereyim sizlere. Evler var farklı boyutlarda. Biz en ufağından başlayacağız. Toplama yerleri var. İşte oduncu yeri yapacağız. Maden yapacağız. Avcılık için balıkçı yeri yapacağız, avcı yeri yapacağız. Bunların hepsini inşa edip tarla yapacağız. İstediğiniz gibi boyutta tarlalar yapabiliyorsunuz. Ağaçlar dikebiliyorsunuz. Hayvancılık yapacağız. Tavuk var, domuz var, inek var, koyun var, at. At da mı var? At yapmamıştım ben mesela. Bunların hepsini bildiğiniz gerçekten devasa bir köy yapacağız. Üretim var. İşte silahları, elimizdeki tool'ları üreteceğiz. Blacksmith var, demir eriteceğiz. Daha güçlü tool'lar. Elbise yapacağız ileride. Bunlar yani taverna açacağız ve ucu bucağı yok açıkçası. Hizmetler vesaire. Market de varmış. Mesela ben bunları daha inşa etmedim. Depo alanları derken hepsine girmiyorum çünkü bitmiyor. Böyle bir ev yapıştıracağız. Şimdi evi nereye inşa edeceğiz? En büyük problemlerden bir tanesi bu arkadaşlar. Ben mouse'umu görüyorsanız şuraya inşa ettim köyümü. Çünkü birkaç tane köye çok yakın ve yolların üzerinde. Böyle bir yol geçen köyü gibi bir şey yaptım. Size tavsiyem biraz etrafı kurcalamanız. Tarım yapacaksanız düz bir araziye ihtiyacınız var. Ama dağlara yapacağım işte havalı dursun köyüm diyorsanız size kalmış. İlk yapacağınız şeylerden bir tanesi bence güzel bir köy lokasyonu bulmak. İleride yıkabilirsiniz de inşa ettiğiniz şeyleri. Çok kasmanıza gerek yok açıkçası. O yüzden ben çok kasmayacağım. Hemen şuraya yapıştıracağım. Diğer bir avantajlardan bir tanesi ise elbette köylere yakın yaparsanız NPC'lere bir şey satıp almak konusunda vakit kaybetmemiş olursunuz. Aksi takdirde git gel git gel derken epey bir vakit alıyor. Fast travel yok bu arada oyunda. İyi ki de yok. Ben ilk evimi şurada bir yerlere yapıştıracağım. Ama düz olması gerekiyor zeminin dediğim gibi. Şöyle biraz manzarası olsun deniz kenarında. Ha gayret. Gördüğünüz gibi çok engebeli olduğu için kolay değil buraya yapıştırmak.
ve yapıştırdık. Şimdi oyunun en gıcık noktasına gelelim. Gıcık olarak nitelendirebiliriz. Yaklaşık 100 kere çekiçle vurmanız gerekiyor. Bir evi inşa etmek için kapıyı yaptık. Ve abartmıyorum. Ben kendi köyümde 20 tane ev var. O kadar çok çekiçle vurdum ki. Muhtemelen bunu da ayarlarda değiştirebiliyorsunuz. Ama ben o şekilde başladığım için öyle gitti. Bazı insanlar için bir nebze olsun rahatsız edici olabilir bu. Ama inşaat böyle gördüğünüz gibi epey bir çekiçle vurmamız gerekecek. O yüzden stick gerekiyor. Tahta gerekiyor. İkinci olarak da log gerekiyor ve bunların ikisini de aslında ağaç keserek alabiliyorsunuz. Buralardan da toplayabilirsiniz stickleri. İsterseniz birazcık ileri atlayabilirsiniz. Evi bitirdiğim noktaya. Çünkü birkaç dakika sürecek muhtemelen. Level atladık mesela tahta topladığımız için. Hemen bakalım skill'lere gidiyoruz. Survival tarafında level atlamışız. Şuna vermenizi tavsiye ederim. %5 daha çok experience veriyor bu alanda. Ona basarsanız uzun dönemde sizin için en avantajlı opsiyon bence. Silahlarımızın, elimizdeki her şeyin durability'si de var. Sağ altta görüyorsunuz yarıya indi bile. Tamir gibi bir opsiyonunuz yok. Yeniden inşa ediyorsunuz. Bir şey bozulduğu takdirde. Mesela değişik değişik bitkiler var. İşte zehirden kurtulmak için ya da potion yapmak için ileride kullanacaksınız. O yüzden ne buluyorsanız toplayın derim. Elbette yemeklerin de son kullanma ömrü var. Bitkilerin yok sanırım. O yüzden yani yemek saklayamıyorsunuz o kadar. Tuzlayabiliyorsunuz ya da pişirebiliyorsunuz. Öyle opsiyonlar var ama yine bir noktada bozuluyorlar. Öyle yüzlerce et toplamaya çalışmayın derim. Kaç tane gerekiyor acaba ev için? 60 tane stick oldu. Bence yeter ya. Su. Evet şimdi susadım mesela biraz. Sağ altta görüyorsunuz. Biraz da acıktım. Direkt gidip nehirden içebiliyorsunuz arkadaşlar. Fulluyor. Eğer nehirden uzaktaysanız, maceraya gidiyorsanız deriden matara inşa edebiliyorsunuz. Ona da su doldurup yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Base'inizde ise kova satın alıp ya da kova yapıp kovaları doldurup su ihtiyacınızı giderebiliyorsunuz. Çok fazla yolu var. Ama ben dereden yapıştırın derim. Zaten her yerde su birikintisi, dereler, göller var. Yemek için de avcılık yapacağız birazdan. Bir tane yay inşa edemem muhtemelen de. Mızrak yapacağım. Şunu söyleyebilirim. Gördüğüm en gerçekçi hayvanlardan bazıları, avcılık sisteminden bir tanesi diyebilirim. Beni şok etti. Yani çok gerçekçi duruyor hayvanlar. Aşırı derecede hareketleri vesaire. Genelde diyelim. Kaçmaları hariç. Ve öldürdüğünüzde gerçekten öldürmüş gibi hissediyorsunuz. Kötü mü iyi mi bilmiyorum ama birazdan göreceksiniz. Özellikle tavşanlar. Çok garip hissettirmiştim ilk tavşanı avladığımda. Öyle ö diye ölür gibi bekliyordum ama öyle bir çığlık attı ki karakterimi vejeteryan yapmak üzereydim. Orta çağda vejeteryanlık. Gördüğünüz gibi bu en küçük boyutlu ev arkadaşlar. Bunun inşaatı bu kadar sürüyor. Malzemeleri toplamak, çekişle vurmak. Bir de orta ve büyük boylu evler var. Bir de köyünüze davet edeceğiniz herkes için ev inşa edeceğinizi varsayarsak epey bir vakit alıyor evleri inşa etmek. Ama yani gururlu ve mutlu bir şekilde yaşayabiliyorsunuz içinde. Ve %100 oldu. Evimiz hazır. Yataklar var. Uyuyorsunuz işte akşam olduğunu, sabah oluyor. Buradaki ateşi yakabiliyorsunuz. Burada et pişireceğiz. Ama şu anda çiğ etimiz olmadığı için balığımız falan pişiremiyoruz. Kazana girerseniz tarifler var. Bunları açmadık. Teknolojide parayla açacaksınız dediğim gibi bu tarifleri. Daha komplike ve güzel yemekler yapabileceksiniz. Burada da sandığınız var ama inventory'm sınırsız olduğu için sandığa gerek yok bu aşamada. Şimdi bir tane mızrak yapalım. Ve ava koyulalım. Birden fazla da craft edebiliyorsunuz. Şöyle ben 6 tane craft edeceğim mesela. Fırlatınca çünkü elimdeki bitmesini istiyorum.
Sağ üstte de chapter'lar var. Campaign gibi bir şey bu. Size farklı farklı quest'ler verecek ilerledikçe. Tavşan tuzağı yapmamı istiyor. Bir tane bıçak yapalım bir de hayvan derisini çıkarmak için. Her craftladığımda aynı hareketi yapıyor elleriyle. Bıçağımızı da yaptık. Bir tane hayvan avla diyor. Birkaç şekilde avlayabiliriz. Bir tanesi tuzak kurmak. Traps. Rabbit trap. Şöyle evin kenarına kurabilirsiniz. Aşırı derecede forest oyununu andırıyor. Bu trap kulübe falan. Burada arada bir yakalanıyor. Ama daha eğlenceli kısmı kendiniz avlamanız elbette. Inventory'e koydum mu? Mızrağımı da alalım. 3'e koyalım. Hadi bir adet tavşan alayalım beraber. Buraları kazacaksınız ileride. Buradan da malzemeler çıkacak ama şu aşamada gerek yok. En başta bulmak çok zor arkadaşlar hayvanları. Gözünüzle tespit etmeniz gerekiyor. Ama biraz level atladıkça... Şunlar tavşan mı? Taş mı? Ah, tavşanmış. İşte mızrağı fırlatabilirsiniz. Birkaç tane opsiyonunuz var. Gözden kaçırmazsam. Çok zor çünkü takip etmek. Ha, geyikler de var. Ama geyik avlayamam muhtemelen. Uzakta. Şöyle mızrak fırlatabiliyorsunuz. Iskaladım tabii ki. Vurdum mu? Iskaladım. Mızrağı geri alabilirsiniz gidip. Ama nerede olduğunu zerre hatırlamıyorum. Ha, burada. Alt tuşuna basarsanız böyle bir Witcher moduna giriyor. Etraftaki işte itemlarınızı vesaire gösteriyor. Biraz level atlarsanız avcılıkta hayvanları gösteren böyle infrared böyle yeşil şekilde kırmızı şekilde hayvanları gösteren bir görüş kazanıyorsunuz. O zaman çok kolay oluyor. Ama o seviyeye gelene kadar açıkçası böyle ormanın arasında tavşan görmek yakalamak bir parça zor. İşte mantar falan da toplayabilirsiniz böyle. Bir daha şansımızı deneyelim. Yine mi ıskaladım? Ciddi olmasın. Hah. Tavşanı gördüm. Fırlatabilirsiniz de şöyle yaklaşıp mızrakla da avlamaya çalışabilirsiniz. Agayret. Agayret. Nefes nefese kaldım. Taş da atabilirsiniz. Bir sürü opsiyon var. Birazdan al. Agayret. Şöyle yapacağım. Aslında mızrağa gerek yok. Yumrukla da öldürebiliyorsunuz. Yumrukla daha kolay aslında. Böyle bir yumrukta iniyor. Çığlığı duydunuz. Şok olmuştum ilk duyduğumda. Şimdi bıçak craft ettiğimiz için işte. Şuna bakar mısınız ne kadar gerçekçi? Şok etti beni. Ve quest'i tamamladık. Şimdi deri geldi. Bir de et geldi. Eti pişirebileceğiz. Main quest'i tamamladık şimdi. Bir sezon hayatta kal diyor. Yani 4-5 gün daha hayatta kalmamı istiyor. Biraz hızlı tamamladık açıkçası. Main quest'i. Ama yapabileceğiniz milyonlarca şey var. Bir tane daha tavşan avlayacağım. Dediğim gibi yumrukla daha kolay bence. Girme çalıya. Gözden kaçırıyorsunuz çalıya girince. Şurada. Yes. Çok çığlık atıyorlar. Tavşan var. Geyikler var birkaç çeşit. Domuz var. Boğa var daha doğrusu. Onun dışında ayı bile var açıkçası. Yani kurtlar var. Çok fazla hayvan var. Banditler vesaire de var. Kombat da var. Bandit camplerine gidip onları kesebiliyorsunuz. Questler oluyor. Ama mızrakla yapılacak işler değil. Ok yapmam gerekiyor. Yay yapmam gerekiyor daha doğrusu. Hop zehirli mantar. Neden olmasın. Kingdom Come Deliverance diye bir oyun oynamıştım geçenlerde. Onu çok andırıyor aslında. Ona işte bazı mekanikler eklemişler. İnşaat mesela. Köy yaratmak gibi. Ama RPG bazında o kadar quest yok veya o kadar şey yok.
detay yok diyebilirim. O kadar detaylı bir oyun beklemeyin. Combat tarafında da. Daha çok survival, işte Colony Sim gibi bir oyun bu. Şimdilik tek kişi gibi gözüksek de aslında amacımız, olayımız. Şurada karşıda da köy var mesela. Orada da quest var, gidip alabilirsiniz. Burada da questler başladı. O kadar çılgın detaylı bir oyun beklemeyin ama bağımlılık yapıyor. Köyü büyütmek, bir şeyler üretmek. Şu alt tuşuna basılı tutarsanız yeteneklerini de görebilirsiniz. Ben bundan da bir haberdim. Romance. Kaç? 29 yaşında. Benden yaşlı olduğu için olmuyor. 19-20 falan bulmanız gerekiyor. 19 bizim karakter. Gel diyorsunuz. Gelmiyor. 50 reputation gerekiyor. Okey. Birkaç tane quest yapmanız gerekiyor. Ve saygınlığınızı arttırmanız gerekiyor burada. Ondan sonra insanlar size katılabiliyor. Merhaba, ne questimiz var? Ha, bu yemek ısmarlıyor bu bize. Geçiyorum. Çok önemli değil. Buradan questleri vesaire toparlayıp birazcık reputasyon yapabilirsiniz. Geyikleri geçiyorum. İçki içtim sanırım. Bana ısmarladı. Evet, biraz kafamız güzel oldu. Ekran sallanıyor. Halen alamıyor muyum? Ne yazık ki. Yok, reputasyonum yetmiyor şu aşamada. Bir tane quest yapsam. Uyumaktan bahsediyor. Selam. Vesaire. Diyor ki bir tane çocuk var. Kız kardeşim rahatsız ediyor. Olmadı. Oldu mu? Quest'i bitirdim galiba. Hızlı atladığım için. Şu reputasyon yapıp size şeyi göstermek istiyorum aslında. İnsanları almayı göstermek istiyorum ama sanırım o kadar hızlı olmuyor. Yok, gelmiyor. Ne yazık ki reputasyon yetmiyor. Okey. Evimize geri dönelim. Akşam hava karardığında da işte ortalıkta kurtlar falan oluyor. O yüzden uyumanızı tavsiye ederim. Ama çalışabilirsiniz de, size kalmış. Uyuma zorunluluğunuz yok. Tavşan yakalamış Trap. Tavşanı cepledik. Ve kulübemize döndük. 3 kişilik işte. Eşinizle kalabiliyorsunuz. İşte çocuk vesaire oluyor. Az önce yakaladığımız etleri, tavşan etlerini pişiriyorsunuz burada. Bunlarla da açlığınızı gideriyorsunuz. Karnım acıktı. Sol altta açlığımız işte azalmıştı. Kaç? 39,5 yüz üstünden. Mesela bu etler tanesi 5 veriyor sadece. O kadar çılgın bir şey de vermiyor. Ama güzel yemekler var inventorinizde. Onları böyle yiyorsunuz birkaç tane. Açtığınızı gideriyorsunuz. Bir yandan da hayatta kalıyorsunuz. Şahsi survival'ınız oyunun çok ufak bir kısmı aslında. Oyunun büyük kısmı koloninizi genişletmek, köyünüzü genişletmek üzerine. Ama şu aşamada o kadar gösteremeyeceğim. O kadar vaktimiz yok. Zaten yarım saat olmuş. Diğer köyü de bir göstermek istiyorum. Dediğim gibi ben 20 bina falan yaptım yaklaşık. Ama 150 mi ne, öyle bir limit var. Aşırı derecede büyük bir köy yapabiliyorsunuz ve inşa ettiğiniz her binada farklı bir şey üretiliyor. İşte tarımından tutun birasına, hayvancılığına, tahtalar, demirler. Bütün karakterleri işte yönetiyorsunuz ne üretmesi konusunda. Inventory'leri falan ayarlıyorsunuz. Epey bir management var oyunda. O yüzden hiçbir şekilde bitmiyor yani yapacağınız şeyler. Neler satıyor? Hayvan, gübre vesaire satıyor. Her NPC'de farklı şeyler satıyor. Böyle bir oyun arkadaşlar. Ben bir wife diyor. İşte romance yaparsanız, yaşı küçük müydü onun? Ya da uygun muydu? Romance'i de göstereyim. Ida. 40 yaşında olmaz. 27 oluyor mu? Oldu. Böyle işte opsiyonlar var. Seçiyorsunuz. Hepsi farklı puan veriyor. Abuk subuk şeyler seçmeyin. +5 puan geldi mesela.
Bunları seçip 5 geldi, 5 geldi. Birkaç kere konuşup işte %15'e çıkardım mesela. 100 yaptığınızda evleniyorsunuz. Aynı eve çıkıyorsunuz. Gibi gibi. 15 olmaz. 53 ve erkek hiç olmaz. O kadar açık görüşlü değiller. Erkek olmuyor ne yazık ki. Bu kadar arkadaşlar. Ben bir hırsızlık yapayım. Denemiş de olurum. Hiç kendim oynarken hırsızlık yapmadım çünkü. Su matarası var mesela. Şöyle kontrolle çömebiliyorsunuz. Bir deneyeyim bakalım ne oluyor kaparken. Aldım gitti. Reputasyonum -85 oldu. Achievement geldi. gördükleri için mi -85 oldu yoksa... NPC'lere vurabiliyor muyuz onu da hiç denemedim. Vuramıyoruz. -85 çok kötü arkadaşlar. Hiç değmez. Şöyle önlerinde bir şeyler çalayım. Eksi olmadı adamın dibinde olmama rağmen. -1, -1, -1. Evet, reputasyonunuza zarar geliyor. İçeriden şöyle meşalemizi çıkaralım. Sandıklarından para çalıyorum. Odun çalıyorum. Hiçbir şey olmadı. Sanırım görüp görmemeleriyle ilgili olabilir. Denersiniz artık. Nasıl oynamak istiyorsanız size kalmış. Ben şahsen onurlu bir şekilde oynamak istiyorum. Daha çok zevk alıyorum. Buradan da bir şeyler yürütsek. Ama o oyununuzu çok kolaylaştırabilir early game'de bazı malzemeleri çalmak, onu söyleyebilirim. Hiçbir şey olmadı. Çözersiniz. Çözersiniz artık, size kalmış. Böyle grafikler 10 numara, güneş batıyor. Yavaştan gidip uyursunuz. İzlenimlerim aşırı derecede bağımlı yapacak. Oldukça keyifli bir oyun. Halen update'ler vesaire de geliyor, oyunu geliştiriyorlar. Kendinizi kaptırıyorsunuz diyelim. Ben muhtemelen 100-150 saat oynayacağım bu oyunu. Ve kimse beni durduramaz açıkçası. Sizlere de tavsiye ediyorum bu tarz oyunları oynamaktan hoşlanıyorsanız, zevk alıyorsanız. Gerçekten yani ne kadar yansıyor videoda bilmiyorum ama grafikler muazzam. Aşırı güzel grafikler. Kendinizi kaptırıyorsunuz. Şurada balıklar falan da var. Balık da avlayabiliyorsunuz. Mızrak atabiliyor muyduk? Yes. Çok güzel. Pike. Onları da pişirebiliyorsunuz vesaire. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki oyun videosunda görüşmek üzere. Herkül gibiyiz ya. 500 metre mızrak atabiliyoruz.